9.06 ve iki tane çok önemli konuğum var. İkinize de günaydınlar. Günaydın. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Burcu İnevi, fen bilgisi öğretmeniyim. Ankara'dan geliyorsunuz. Ankara'dan geliyoruz, evet. Burcu. Ben de Nurcan Örtgengök, amatör gökbilimciyim. Nurcan, peki şimdi ikinizin de burada olma sebebi aslında çok ulvi. Evet. Niçin buradasınız? Devlet okullarına teleskop bağışlamak için buradayız. Devlet okullarına teleskop. Yani şimdi bizi dinleyen bazı arkadaşlarımız şu anda şöyle diyorlar. Yani devlet okullarının her şeyi vardı, bir teleskobu eksikti. Onu da siz bağışlayacaksınız, öyle mi? Evet, zaten belki de böyle düşünüldüğü için Türkiye'de bilim hala daha aynı yerinde saymakta. Bilim dediğim futbolla alakalı bir şey değil mi? Ama futbol bilim herkes. Tenis. Tenis mi? Tenis tabii. Yok, tenis kimse bilmiyor bu ülkede ama futbolun ilimine bilimine herkes hakim. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Yani bir tane fen bilimleri öğretmeni, bir tane de amatör astronom. Aslında bu projenin en önemli özelliği şu. Biz yıldız tozları barındıran, evrenin gizemli kapılarını aralayan bir projeden bahsediyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğun bir teleskobun merceğinden baktığında Satürn'ü, ayın kraterlerini gördüğünde onun gözlerindeki ışıltıyı gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu arada ben çok küçük bir şey yapmak istiyorum. Şimdi bizim insanımız hakikaten çok fazla yukarıya bakmayı bilmez. Yani bakmaz da zaten. Ne denize bakar bizim insan, ne yukarı bakar. Önüne bakar sadece. Hatta mümkünse de yere doğru bakar. Çok karşıya da bakmaz ama. Çok yıllar önce Taksim'de bir akşam abinin bir tanesi teleskop kurmuş. İşte vardır. İstanbul, hala kuruluyor. İstanbul'da var şeyler. Ve ayı gösteriyor. Aydaki işte kraterleri falan gösteriyor. Benim de çok sevdiğim bir astronom bir arkadaşım var ama yani üniversitede astronomi okumuş. O geldi şey dedi, hocam dedi, aslında bugünlerde de çok güzel Satürn halkaları gözükür dedi. Ve kendi aralarında benim hiç anlamadığım bir dille böyle bambaşka bir dille konuşmaya başladı. Adamın gözleri büyüdü falan. Bu arada sıradakiler şey diyordu, abi biz de bakacağız 5 lira falan, dur be falan diye. Herkes de dışarı itti. Hatta bir süre sonra kapattı şey, ayarını da bozdu şeyin, ne derler. Teleskop ayarını kaybettim, şu anda yapamıyorum dedi. Sonra gitti aşağıdan böyle bir mercek getirdi, bir şeyleri başlığını değiştirdi falan. Aradı, buldu. İşte o kılavuz, bir kılavuzla bakıp ilk önce doğru yerini buldu. Sonra ince ayarlarını yaptı. Ve ah dedi, şimdi buldum, gelin bakın dedi. Ben hayatıma ilk defa Satürn'ü gördüm. Hayatım boyunca ilk defa canlı gördüm. Ve inanın tüylerim diken diken oldu. Evet. Satürn'ün halkaları karşımdaydı. Ve ben Taksim meydanındaydım temelde. Evet. Ama baktığım yer Satürn'dü. Yani uzay... başka bir dünyaya bakıyorsunuz. Kesinlikle. Dünya üç boyutlu dünyaya açılırız. Evet. Evet. Bizim gözlem etkinliklerinde başımıza gelen bir tane anım var, hatta çok tatlı anılarımdan biridir. 7'den 70'e herkes katılıyor bizim yaptığımız gözlem etkinliklerine. Teleskobu okula hediye etmeye gittiğimiz zaman yaşlı bir ninemiz işte gözünü ilk defa merceğe dayadı. Aya bakılıyordu o sırada. Teleskop aya yönlendirilmişti. Gözüyle baktı, sonra bir irkildi. Ana dedi, ay beri gelmiş dedi. Kraterlerini görünce. Yani çocuklar da aynı şekilde Satürn'ün halkalarına baktıkları zaman ya da işte Jüpiter'in uydularını sayıyorlar böyle. Ay sesleri falan içerisinde. Yani, o duygu bambaşka. Yani paha biçilemez. Dünyaya açılmak ve hani evrenin güzellikleriyle karşılaşmak paha biçilemez ya, gerçekten. İnsanlara böyle nereye kadar gidebileceklerini göstermezseniz insanlar oraya gidemiyorlar. İnsanlar aya bakmasa da aya gitmek gereğini duymazlardı. Kesinlikle, bu bunun gibi bir şey. Evet, aynen öyle. Niye Türkiye'den astronot çıkmıyor? Çünkü hiç kimse aya bakmıyor. Çünkü hayal etmiyoruz. Bizim çocukken sahip olduğumuz oyuncaklar bir kere. Yani bunların üzerine hiç kurulu değil. Yani millet aya, hala biz yaya. Hatta artık Mars'a gidiyorlar. Mars'a gidecek. Vallahi işte 2030 senesinde bir genç çocuğu 7-8 yaşında yetiştiriyorlar. Biz bunu hiç hayal etmiyoruz. Çünkü biz hep içinde bulunduğumuz gündemlerle, içinde bulunduğumuz sorunlarla yaşıyoruz. Oysa ama bizde de çok önemli şey tartışmalar oluyor, öyle demeyin. Aykut Kocaman Alex tartışmasını ben ilgiyle takip ettim. Gerçekten çok insanın kültürünü arttırıcı, efendim diyor. Bayağı önemli tartışmalar bunlar ya. Evet. Lütfen, çok rica ediyorum. Peki nasıl yapıyorsunuz bu teleskopları, nasıl alıyorsunuz? Kendi cebinizden mi alıyorsunuz? Yapıyoruz.
Teleskop yapıyorsunuz. Evet. İmal ediyorsunuz. Ben yapıyorum. Aynen öyle. Ankara'da sen teleskopçu tane... musun? Ya evet. Sen dedim çok özür dilerim ama ya. Bir an böyle yani. Hakikaten. Naçizane 3. kuşak Türkiye'nin amatör teleskop yapımcılarındanım. Şaka gibi. Benim de hocalarım var. Evet. Ben 3. kuşak. Bayağı teleskop üretiyorsunuz. Evet. Aynalı kocaman teleskop. Kocaman bir atölyesi aynalı var. Aynalı teleskop hem de. Aynalı evet. Teleskop. 8 inç 20 santim ayna çapında. O kocaman ya. Evet aynen bu öyle. Bu arada benim de... 8 yok benim 6 inç bir objektifim vardı. Hani aynalı tele objektifim vardı. İyiymiş. 1200 milimetre. İyiymiş. Atölyem var. Pencere camlarımız oluyor böyle ama tabii onların özel bir kalınlıkları oluyor. Onları daire şeklinde kestiriyoruz. Optik kimyasallarla aşındırıp iç bükey ayna haline getiriyoruz. Sonra yine optik reçineyle parlatıp onu cilalıyoruz. En son salayda sırlatıp aynalı teleskobun en önemli parçasını imal Şaka ediyoruz. Şaka gibi ya. Onun da diğer aksamlarını birleştirince işte kundağı yani tripod diyebiliriz. Kundağını, ikinci aynasını ve diğer aksesuarlarını takınca bir aynalı teleskop haline gelmiş. Vay canına demek istiyorum ya. Peki siz ne yapıyorsunuz bu arada bu aynalı teleskopları fen öğretmeni olarak? Tabii ben öğrencilerimi hepsinin astronot olmasını istediğim için önce onlara bu gözlemleri yaptırıyorum. Daha sonra da yapılan teleskopların bağışıyla ilgili organizasyonları yürütüyorum. Peki şimdi... Siz okullara teleskop bağışlıyorsunuz ama... Hediye ediyoruz. Peki şimdi okulda bunu alan fen öğretmeni bunu kullanmayı biliyor mu? Kullanmasını öğretiyoruz. Öğretiyorsunuz tabii da aynı çünkü zamanda eğitimini de veriyorsunuz. Aynen tabii. Öyle yani hani sıfır bir teleskop aldığınız zaman ben de ilk teleskopumu satın aldığım zaman kullanmayı hiç becerememiştim. Tabii hani canım hiçbir şey göremiyorsun. 70 yaşındaki bir ninenin önüne bilgisayar konmuş gibi bir haldeydim. Gökyüzünü tanımıyorum, teleskobu tanımıyorum. Ama bizim yani zaten teleskobun üretiminde de onlara dikkat ettik. Yani herhangi bir ben şu an getirip X bir kişiye anlatsam hiç önemli değil mesleği yaşı. 5-10 dakika içerisinde o teleskobu kullanabilir hale geliyor. Onun eğitimini veriyoruz. Gökyüzünü nereden nasıl tanırız, nasıl başlarız, nasıl gözlem yapmaya başlarız. Peki, onları anlatıyoruz. Bugüne kadar kaç tane teleskop? 8 tane. Yani önümüzdeki ayda Tokat ilçesinde Reşadiye'ye gideceğiz. Hı-hı. Onu da sayarsak 8 ilde bugüne kadar vermiş olduk. Bu çok ciddi bir rakam yani az değil. Bir teleskop ne kadara mal oluyor? 2500 lira civarında. 2500 lira civarında. Evet. Peki eminim ki büyük şirketler bunlara ilgi gösteriyordur. Yani büyük şirketler bu sosyal sorumluluk projesinin içinde olmak istiyorlardır. Aslında aynı şeyi söyleyemeyiz seninle. Ulaşamıyoruz yani sesimizi duyurmakta biraz sıkıntı çekiyoruz. Yani haberleri mi yok yapmak mı istemiyorlar yoksa eksi birden mi? Haberdar edemiyoruz, kapılarını açamıyoruz. Bazıları da açıyoruz, haberdar ediyoruz, hani dosyalarımızı gönderiyoruz ama yeterli ilgiyi bulamıyoruz. Belki de nasıl işlediğini bilmiyoruz sürecin. Yani teleskobun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmedikleri için ya da hissetmedikleri için, gökyüzünü önemsemedikleri için insanlar bu projeyle de bazen çok ilgilenebiliyorlar, bazen hiç ilgilenmiyorlar. Sonuçta 2500 lira bir teleskop almak yerine 2500 liralık Ömer Seyfettin kitabı alıp okullara bağışlamayı tercih ediyor okullar. Tabii şey, ya da bağışçılar diyorsunuz. Yani evet. Biz son sürüm aynen. Telefon alıyoruz, son sürüm bilgisayar alıyoruz. Yani son sürüm olan her şeye çok ilgimiz var. Fakat şunu unutuyoruz. Yani bu Android telefonları yapan insanların bir zamanki çocukluk hayalleri astronot olmaktı. Evet. Bu doğru valla bu konuda hiçbir şey diyemeyeceğim. Peki şimdi bizi şirketler dinliyorlar. Büyük şirketler var. Çok uluslu şirketler, az uluslu, evet. Ulussuz şirketler var. Sesimizi duyun. Nasıl ulaşacaklar size? İlkteleskobum.org İlkteleskobum.org. Peki yalnız şirketler olmasa da mesela Mustafa diye bir adam, Ayşe diye bir kadın. Evet. Diyor ki ben de diyor 2500 lira para verip bir okula teleskop bağışlamak istiyorum. Evet. Hatta teleskobun altına da benim adımı plaketle yazıyorsunuz. Hem de onun istediği gibi dizayn ediyoruz teleskobu. Yapma ya. Ne renk ister? Çocuklar özel boyanıyor. Onların ciddi isimlerini yazıyoruz. Evet. Tabii sponsorlarımızın isimlerini yazıyoruz teleskobun üzerine. Ya bu çok önemli bir şey yapıyorsunuz ya. Için. Valla çok evet, çok önemli bir şey yapıyorsun. Delikli boru dikmek olarak ben nitelendiriyorum. Hani bir dikili bir ağacım yok diyenleri delikli boru da dikmeye davet ediyorum. Valla söylenebilecek hiçbir şey yok. İlkteleskobum.org tekrar ediyorum. İlkteleskobum.org bu siteye giriyorsunuz. Evet. Zaten sitede bütün detaylar evet, var. İlkteleskobum.org'da. Evet. Dolayısıyla ilkteleskobum.org'a girerseniz siz de birine
ilk teleskobunu bağışlayabilirsiniz. 2500 lira karşılığında belki 10 kişi birleşirsiniz. Adam başı 250 lira koyarsınız. 100 kişi birleşip 25'er lira koyabilirsiniz. Kesinlikle. 1000 kişi birleşip 2,5'er lira koyabilirsiniz. Aynen. 100 bin kişi birleşip 25'er kuş koyabilirsiniz. Matematiğim fena diye görüyorsunuz arkadaşlar. İlkteleskobum.org çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya teşekkür kadar geldiniz. Biz kırmadınız ediyoruz. Bizi. Ben bir şey demek istiyorum. Lütfen. Şöyle düşünüyoruz. Yıldızlara dokunun, yolunuz aydınlansın. Gerçekten de arkadaşlar, yıldızlara bir şekilde çocukların da dokunmasını sağlayabilirsiniz. İlkteleskobum.org sizi bekliyor. Bir göz atın.